programımızda yeşili ve mavisiyle İzmir Körfezi'nin kıyısında rüya gibi bir okulda Maltepe Askeri Lisesi'ndeyiz. Atatürkçü düşünce sistemini benimseyerek birçok subay yetiştiren Maltepe Askeri Lisesi ekranlarınızda. ...2000'li yılların getirdiği ve hayatın her alanına yayılan gelişmeleri takip edebilmek için... ...yeni nesillere donanımlı bireyler olarak mezun edebilecek eğitim kurumlarına ihtiyacımız var. İşte Maltepe Askeri Lisesi uzun yıllara dayanan tarihiyle bu kurumlara çok iyi bir örnek oluşturmakta. Adım Kemal Emre Macar, 9. sınıf öğrencisiyim. Maltepe Askeri Lisesi'ne bu sene katıldım. Küçüklükten beri askerliği istiyordum aslında. İnternetten onların resimlerine bakıp özeniyordum. İnternetten araştırmalar yapıp buraya nasıl geleceğimi öğrendim. Ailem bu süreçte bana çok destek oldu. Ve askeri lise sıralamasına girdim. Sınavda başarı göstererek Maltepe Askeri Lisesi'ni kazandım. Okuldaki ilk günlerim ailemden ilk ayrılış olduğu için biraz zor geçti. Fakat çok kısa bir sürede okula uyum sağladım. Okulda 6.30'da kalkarız. 7'ye kadar kişisel bakımımızı yaparız. 7'de karşıya geçip kahvaltımızı yaparız. Derslerimize gireriz. 4.30'da derslerimiz biter. Derslerimizden sonra belli Maltepe'liler olimpik branşlarına, bazıları eğitsel kollarına, bazıları da kültür sitelerine gidebilirler. Sonra akşam yemeği olur. Akşam yemeğinden sonra 2 saatlik etütten sonra müteakiben yat saati olur. Yat saatinden sonra diğer gün hazırlıklarımız başlar. Maltepe'li olmak bir ayrıcalıktır. Şu an 8. sınıfta olan ve iyi bir lisede okumak isteyen herkese Maltepe Askeri Lisesi'ni tavsiye ederim. Maltepe Askeri Lisesi 2008-2009 eğitim öğretim yılından bu yana bir yılı hazırlık olmak üzere toplamda 5 yıllık eğitim veriyor. Derslerde uygulanan eğitim tekniği ise dersin türüne göre farklılık göstermekte. Fen bilimleri derslerinde sebep-sonuç ilişkisi üzerinde durularak öğrencilere formül ve bağlantıların mantığını kavratabilmek amaçlanıyor. Sosyal derslerde ezbersiz eğitim ilkesine önem verilmekte ve konular yine sebep-sonuç ilişkisi baz alınarak işlenmekte. Okulun özel önem verdiği yabancı dil derslerinde ise dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerine odaklanan doğal yaklaşım metodu uygulanıyor. Sefaat Maca, 12. sınıf öğrencisiyim. Maltepe Askeri Lisesi'nde okulumuzda geldiğim seneden itibaren çok yoğun ve istikrarlı bir dil eğitiminden geçtik. Yine genel arkadaşlarım da aynı şekilde başlıyorlar. Burada Avrupa'nın da kabul ettiği bazı İngilizce seviye tespit ölçütleri var ve bu ölçütlere göre geldiğimizde A1 seviyesindeyken ki A1 başlangıç seviyesidir İngilizce açısından. Burada 4 senesini bu İngilizce eğitimleriyle geçen bir asker öğrenci B2 seviyesine kadar gelebilmekte. Ki B2 seviyesi artık bağımsız kullanıcı, yani girdiği bir yabancı ortamda kendini çok rahat bir şekilde takdim edebilen, kelime dağarcığı yeterince gelişmiş bir öğrencidir. Aynı zamanda benim gibi hazırlıkta okursa bu öğrenci 5 seneden sonra C1 seviyesine de yükselebilir. Ki bu yerel konuşmacı seviyesine yakındır ve gayet rahat bir şekilde kendini ifade edebilir. Daha geniş bir kelime dağarcığı vardır. Yabancı dil öğrenmede gerekli olan 4 temel dil becerisini geliştirme odaklı çalışmalar yapıyoruz. Konuşma, okuma, yazma ve dinleme bu 4 temel beceridir ve bunlar hakkında ne kadar çok girdi alırsak, anlamlı girdi alırsak, anlayarak İngilizceyi öğrenirsek, kademeli bir şekilde üstüne koyarak devam edebiliyoruz. Ve bu şekilde 4 senenin sonunda, 5 senenin sonunda çok iyi yerlere gelebiliyoruz. Kuvvetle muhtemel çoğu arkadaşım NATO karargahlarında ileride uluslararası askeri toplantılarda görev alacaklar ve bu görevlerde nasipse silahlı kuvvetlerimizi ve ülkemizi temsil etmeye çalışacaklar. En iyi şekilde temsil edecekler. Bu sebeple buralarda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için dil, özellikle yabancı dil, özellikle bunların başında İngilizce geliyor. Bunu öğrenmek kritik derecede önemli.
lisede yapılan çalışmalardan bir diğeri ise eğitsel kol faaliyetleri. Okul farkını bu çalışmalarda da ortaya koymakta. Şu anda izlemekte olduğunuz kağıtı çalışmaları bunun bir örneği. Kağıtı, kağıt ve deriden oyma ve kesme yöntemleriyle yapılan süsleme sanatına verilen ad. Lisedeki kol çalışması ise bu tekniği kullanarak seçilen resmi 3 boyutlu yapma faaliyetlerini içermekte. Öğrencilerine sosyal yönleri gelişmiş ve yeniliklere açık birer subay adayı olarak yetiştirme amacını taşıyan Maltepe Askeri Lisesi'nde kağıtı faaliyetlerinin yanı sıra seramik, ebru, maket, strateji oyunları, fotoğrafçılık ve dans gibi birçok eğitsel kol faaliyeti yürütülmekte. Bu faaliyetlerde subay adaylarının kendine güven duygularının artırılması hedefleniyor. Maltepe Askeri Lisesi'ni farklı kılan bir başka kolsa akıl oyunları eğitsel kolu. Bu kol kapsamında Go ve Abalone gibi strateji oyunlarını, Sudoku, Kendoku, Kakuro, Futoshiki, Apartmanlar, Çit gibi zeka bulmacalarını ve 3 boyutlu düşünebilme yetisini geliştiren Pentomino ve Soma küpleri oyunlarını oynayan ve çözen öğrenciler böylece hem analitik hem de çok boyutlu düşünebilme yetisi kazanıyorlar. Ahmet Dönmez, Maltepe Askeri Lisesi 11. sınıf öğrencisiyim. 2 yıldır akıl oyunları eğitsel kolunda bulunuyorum. Yani bu kolda değişik oyunlar oynamaktayız. Soma küpü, görmüş olduğunuz üzere. Abalon ve Go oyunlarını oynuyoruz. Ayrıca gazetelerde bulunan Sudoku, Kakuro, Futoshiki, apartmanlar gibi değişik oyunlardan oynuyoruz. İşte Soma küpü bize 3 boyutlu düşünme yeteneği kazandırıyor. Olaylara daha geniş kapsamlı bakmamızı sağlıyor. Çözüme en kısa sürede ulaşmamızı sağlıyor. Çünkü Soma küpü oynarken biz zamana karşı da yarışıyoruz. En son 2015 Nisan ayında Türk Beyin Takımı tarafından düzenlenen Askeri Lisesi yarışmasına katıldık. Bu yarışmada ilk 3 dereceyi biz aldık. Ben de ferdi olarak 2. oldum. Takım halinde de 1. olduk. Boş zamanlarını kaliteli bir şekilde değerlendirebilmeleri amacıyla 60 binden fazla kitaba sahip kütüphanesini öğrencilerin hizmetine sunan Maltepe Askeri Lisesi, bunun yanında sportif çalışmalara da fazlasıyla önem vermekte. Çünkü burası bir askeri okul ve öğrencilerine bedenen ve ruhen geleceği hazırlamak okulun öncelikli amaçlarından biri. Yurt içi ve yurt dışında yapılan spor müsabakalarında kazanılan ödüllerse lisenin bu görevi başarıyla yerine getirdiğinin birer kanıtı. Öğrencilerinin okul bünyesinde her türlü sporu yapabilmesi için çaba sarf eden okul komutanlığı, bu amaca sahip olduğu birçok tesisle ulaşmakta. Kapalı yüzme havuzu, kapalı spor salonu, futbol sahası, atletizm parkuru ve kondisyon salonu, spor branşlarının sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için öğrencilere sunulmuş tesislerden birkaçını oluşturmakta. Katıldıkları spor müsabakalarında birçok birinciliği bulunan okul öğrencileri bu tesislerde basketbol, futbol, kickbox, badminton, atletizm, balon topu, yüzme ve güreş gibi birbirinden farklı birçok spor dalında kendilerini geliştirebiliyor. Ve paintball. Okul öğrencileri bu sporu yaparak bir yandan eğlenirken diğer yandan da bir askeri okul öğrencisi olarak taktik düşüncelerini geliştiriyorlar.
sahip olduğu özelliklerle ülkemizin en önde gelen eğitim kurumlarından biri olan Maltepe Askeri Lisesi'ni diğer okullar arasında öne çıkaran özelliklerden biri de düzenlediği etkinlikler. Maltepe'm Bilgi Vatanım etkinlikleri de bunlardan biri. Öğrencilerin aidiyet duygularını pekiştirmek ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla öğretim yılının son haftasında düzenlenen bu etkinlik, bilim, spor, sanat ve eğlence gibi birbirinden farklı alanları bir araya getirerek Maltepe'li öğrencilere keyifli saatler yaşatıyor. Okul Tüfekli Gösteri Grubu'nun ve Maltepe Kafkas ve Zeybek ekiplerinin gösterisinin ardından sıra Kara Havacılık Alayı'nın gösterisinde. Maltepe Askeri Lisesi'nin eski mezunlarından iki pilotun iki ayrı helikopterle katıldığı bu yılki gösteride düşman bölgesinde mahsur kalan bir Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin kurtarılması tatbikatı gerçekleştirildi. Gösterinin ardındansa öğrenciler helikopterleri yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlik kapsamında açılan bilim standındayız. Maltepe Askeri Lisesi'nin belki de en önemli özelliği bilime ve bilimsel çalışmalara önem vermesi. Okul öğrencilerinin projeleriyle Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu kısa adıyla TÜBİTAK yarışmaları başta olmak üzere birçok bilimsel yarışmada birincilikler elde etmesi bunun bir göstergesi. İşte açılan standta da öğrencilerin bu projeleri ve aldıkları ödüller sergileniyor. Maltepe Askeri Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ahmet Yürük. Maltepe Askeri Lisesi 11. sınıf öğrencisi Oktay Enes Teke. Projemizin adı Elektronik Dadılar, anne ve babaların elektronik dijital cihazları çocuk bakımında arasallaştırmalarının çocuk gelişimine etkisidir. Projemizin amacı ülkemizde özellikle de kentlerde çocuk bakımının bir parçası haline gelen bu cihazların ne tür durumlarda kullanıldığını, ne sıklıkla kullanıldığını, farklı sosyoekonomik düzeylerde kullanım yaygınlığının değişip değişmediğini ve çocuk gelişimine olan etkisini ortaya koymaktır. Bu konuda ebeveynlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Buradan değerli anne ve babalarımıza seslenmek istiyoruz. Çocuğunuzun gelişim döneminde televizyona, tablete, bilgisayara, akıllı telefona değil, siz değerli anne ve babalara ihtiyacı vardır. Projemiz Ege bölgesinde TÜBİTAK'ta birinci seçildi. Daha sonra Ankara'da düzenlenen TÜBİTAK yarışmasında birinci oldu ve Türkiye birincisi seçildik. Gün içerisine tiyatro, müzik, bilim, spor gibi birbirinden çok farklı alanları kapsayan birçok etkinliği sığdıran bu şenlik bünyesinde öğrencilerin her sene heyecanla beklediği bir spor yarışmasını da barındırmakta. Demir Adam.
barfix, engelli parkur, cross gibi birbirinden zorlu etaplara sahip bu yarışmada tüm etaplarda alınan puanlara bakılarak okulun en dayanıklı öğrencisi seçilmekte. İşte bu serinin demir adamı. Önce arkadaşları tarafından kutlanan Hasan Çam, sonrasında komutanlarının elinden birincilik ödülünü alıyor. Maltepe Askeri Lisesi 11. sınıf öğrencisi Hasan Çam. Okulumuzun düzenlediği Maltepe Bilgi Vatanım yarışmasında, demir adam yarışmasında demir adam olarak seçildim. Bu benim için çok gurur verici bir şey. Normalde kuruluşçular kazanıyordu genelde. Bu sefer ben yani güreşçiyim okulda. Güreşçilerden çıksın diye kendimi çok zorladım. Bunun için arkadaşlarımın desteği de oldu tribünlerden. Arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Yani gurur verici bir şey. Okulun en dayanıklısı olarak seçildim. Okulun en dayanıklısı olarak kendimi görüyorum. En güçlü olarak da kendimi görüyorum. Ya seneye bu sefer ben düzenleyeceğim. Seneye katılmayı düşünmüyorum. Diğer arkadaşlarıma kazanması için uğraşacağım. Maltepe'm Bilgi Vatanım etkinliklerinin finali. Kapanış Maltepe Askeri Lisesi bandosunun verdiği konserle gerçekleşiyor. Cumhuriyet döneminin ilk askeri okulu olan Maltepe Askeri Lisesi işte öğrencilerini böylesine merkeze alan bir okul. Onlarsa vatanları için, milletleri için gerektiğinde seve seve canını vermek üzere yola çıkmış subay adayları. Buraya çocuk sayılabilecek yaşta geldiler. Yürekleri vatan sevgisiyle dolu olarak gidecekler. Sonrasındaysa onlar için subaylık yolunda yepyeni bir sayfa açılacak. Kara Harp Okulu. Ve geldik bu haftaki programımızın soru bölümüne. Ama öncesinde geçen haftanın sorusunu hatırlayalım. Geçen hafta sizlere bugüne kadar yapılan testlerin hepsini başarıyla geçen tek silah olma özelliğini taşıyan, 2014 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giren yeni nesil silah hangisidir diye sormuştuk. Doğru cevabımız A şıkkı Milli Piyade Tüfeği MPT-76 olacaktı. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz arasında çekilen kura sonucu kazanan tarihimiz... Ve işte bu haftanın Genelkurmay Başkanlığı Saat Ödülü sorusu. 18. yüzyılda donanmada sığ yerlerde zahire, asker, mühimmat ve cephane taşımak için kullanılan teknelere ne ad verilirdi? A. Kocabaş, B. Çekek, C. Kancabaş, D. Kadırga. Doğru cevabı bilen seyircilerimiz en geç çarşamba gününe kadar ad, soyad, açık adres, sözgeçmişleri ve telefon numaralarıyla birlikte Genelkurmay Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı 0600 Bakanlıklar Ankara adresine veya 0312 419 9921 numaralı faksa ya da savastabarista@tsk.tr adresine başvurabilirler. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka bir yerden, başka bir birlikten sizlere sesleneceğiz. Ordumuzu farklı yönleriyle tanımaya devam edeceğiz. Güzel bir hafta geçirmeniz dileğiyle. Hoşça kalın.